Rıfik Korkmaz eğitimlerinden selamlar, saygılar. Atlantis ötemiz sonsuz. Haydi bakalım. Sizlere nasıl yardımcı olacağını yazarsanız sizleri canlı yayına alırız. Lizay Hanım selamlar, saygılar. Lizay Hanım, eğer müsaitseniz sizi canlı yayına kanal olarak alalım. Lizay Hanım, eğer müsaitseniz lütfen katılabilirim diye yazınız. Kamerada görünmek zorunda değiliz. Ben de görünmeyeceğim. Hani belki şu an ev halinde müsait olmayabilirsiniz. Haydi bakalım. Tamam demiş Liza Hanım. Haydi bakalım. Canlı yayın başlatalım. Başlattık da kanallık başlatalım.
Rı rı Nizam Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar hocam. Merhaba Sayın Hocam. Ben kendimi göstermedim hani böyle. Tamam, tamam hocam. Şöyle yapayım, evet. İsterseniz görünün, isterseniz kameranızı kapatın. Nasıl istiyorsanız Sayın Hocam. Fark etmez benim için hocam. Tamam. Sıkıntı yok. İsterseniz görelim bizi. Fark etmez. Hı. Sayın ekranlarımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Pardon. Şurada sığdırayım. Yüzümü alıyor. Arkadaşlar, Lizan bizim eğitmenimiz 6. Mülk Eğitimine geçen hafta ve ondan önceki hafta katıldı. Kıbrıs'ta oturuyor. Bize kanallık etmesini rica ederim. Sayın hocam, lütfen ekrana bakmayın. Ben ekrana konuyu yazacağım. Tamam hocam. Ekrana bakmayın. Bakmıyorum hocam. Arkamdayım. Hala yazıyorum. Tamam hocam. Arkam dönük zaten. Kalın. Yazdım hocam. Ekranın hiç bakmayın. Gözünüzün önüne gelen görüntüleri bize aktarınız. Dönebilir miyim? Evet, dönün, dönün. Hı. Dönün, sadece ekrana bakmayın. Tamam hocam. Ben sürekli konuyu ekranda yazılı biçimde tutacağım. Tamam. Görmüyorum zaten. Tamam. Ya aslında zaten görseniz de buna cevap hiçbir ben ancak verebilirim de. Evet. Çünkü bu konuyu bilmiyorsunuz. Haydi. Hocam, Çok iyi bir kanalsınız. Siz çok iyi bir kanalsınız. evet. Dolayısıyla bütün gerçekleri bize siz anlatacaksınız. Hı. Hocam böyle toplu bir sanki erkek çocuğu gördüm. Böyle bir böyle Trabzonlu olan böyle ona ne deniyor işte? Tutarak böyle aşağıya bir manzaraya boş sanki bir manzaraya bakıyor ama büyük bir nehir sanki akıyor. Aşağısın üstünde de köprü var o nehrin. Arabalar gidip geliyor böyle vızır vızır insanlar var. Çocuk aşağı eğilerek böyle bakıyor. Tombul, şişmanca bir çocuk. Nehrin rengi yeşil hocam. Evet, her şeyi bize anladın. Evet, ama akmıyor. Böyle durgun bir nehir.
Yani böyle sular akmıyor. İlginç. Dediğim gibi üzerinde bir ince bir köprü var. Ben kuş bakışı bakıyorum. Çocuğun da üzerinden bakıyorum. Çocuk kafasını kaldırıp gökyüzüne bakıyor. Sonra da aşağıya bakıyor. Şimdi hareket etti. Bakmayı bıraktı. O ahşaptan yapılmış böyle hani kayaların yanına böyle merdiven değil de şey efendim. Trabzan, merdiven duracağı Evet, Trabzan. ona tutunarak yürüyor hocam. Sanki böyle kayalıklara doğru yapılmış, yukarı doğru çıkan bir aşağıya inen böyle bayağı belirgin bir şekilde bir sürü. Ama bir aşağı doğru iniyor çocuk. Zayıf küçük bir çocuk oldu. Doğru gidiyor mu hocam? Bir garip böyle bir şey yani. %1 milyon doğru. Yani tahminimden bile daha fazla doğru. Evet. Bu çocuk küçük hocam, zayıfladı, siyah saçlı ama çok tatlı, çok şirin bir çocuk. Doğa manzarası bir harika. Bir bakın, simit satıyor mu o çocuk? Sokaklarda. Hocam evet dört ayaklı böyle hani tepsisi olan simitçiler var ya üzerine koyar üstünde Evet. satar böyle. Tablo. Evet tablo deniyor ona. Tablo var ama üstünde bir, iki, üç, dört tane var. Dört tane simit var. Simitlerini bitirmiş. 50 tane simit almıştı. Ha, bu arada çocuğun kılık kıyafeti de eski püskü. Tabii Yani mecbur. kötü değil ama eski püskü. Yani. Çocuk bir baş boyu uzun tepsiden. O ayaklı tepsiden, tabladan. O Daha sürülebilir ama hani ferforje düz demir var ya sanki onun üstüne bir halka koymuşlar. Dört tane de ayak yapıştırmışlar. Tablo onun üstünde yani. Öyle sürülen bir doğru. şey değil yani tablo. Kesinlikle doğru. Efendim? Çok doğru. Her şey çok doğru. Evet. Her yer hocam şey doğa ama. Yani indi en son işte toprağa indi. Her yer doğa böyle küçük ağaçlar var, çalılar var, ne bileyim işte. Toprağı görüyorum. Üzerinde taşları var toprağın. Aldı hepsini, simitleri döktü. Böyle çocuk su halle yürüyor. Yani o düşürür ya çocuklar bilmeden ama farkına da varmaz. Öyle yürüyor elinde tablayla önünde tuttu. Birine doğru koşuyor. Ona uzattı tepsiyi. İki el aldı. Yani bir çift el böyle aldı tepsiyi. Heh, kadın oldu bu. Başında ama şey var, kapşonu var kadının böyle. Hani bahçede, tarlada çalışan bir kadına benziyor hocam. Çocuk mu kadına dönüştü yoksa çocuğun annesi mi bu? Yok yok çocuğun sanırım bir yakını yani anne mi yakını mı bilemiyorum ama çocuk ona verdi. Kadın da ne yaptı biliyor musunuz? Tabloyu aldı. Hani tepsiyi duvara böyle çevirirler ya hocam yaslarlar. Bir ağacın gövdesine yasladı. Tamam. Yemyeşil bir ağaç ama. Yasladı. Öyle durdu. O da küçük bir kız çocuğu oldu. Yasladıktan sonra. Sarı saçlı, siyah önlüklü bir kız çocuğu oldu kadında. Çocuk da elini böyle cebine, karnına böyle sürerek çocukça hareketlerle yürüyor.
Yani sağa sola bakıyor, yürüyor, elini üstüne siliyor falan. Haydi tekrar şeye dönelim. Dağlardan aşağıya iniyordu. Dağlardaydı. İnsanlarda. Evet, Trabzon'u olan ahşap böyle işte kayalıklara demirlerle tutturulan böyle gezerken insanların çıkarken kullanabileceği bir merdiven değil. Dümdüz ama aşağı doğru yukarı doğru da çıkmak için işte kullanılan bir Trabzonlu bir yerden aşağıya bakıyordu çocuk. Ve bir nehir vardı, yeşil bir nehir hocam. Bu nehir akmıyordu. Üzerinde de bir köprü. Böyle vızır vızır insanlar geçiyor. Arabalar. Karışık yani. Ama böyle çok şey büyük bir köprü değildi. Normal bir köprü. Nehrin üstünden gezen. Çocuk eğilmiş oraya doğru bakıyordu. Durdu, baktı, baktı. Şişmanca bir çocuktu. Şimdi aşağı doğru sonra indi. Yavaş yavaş elini Trabzon'a sürerek. İndikçe küçüldü bu çocuk. Daha böyle zayıf oldu. Siyah saçlı böyle. Üstünde kıyafeti var eski püskü. İndi aşağıya. Dört ayaklı bir perforje demirden böyle bir tablasını, simit tablasını koymuş olduğu tablonun üstünde dört tane simidi vardı. Tablayı aldı. Simitleri düşürerek yürüdü böyle çocukça yürüyerek işte farkına varmadan. Bir çift el uzandı. Efendim? Başka bir şeye odaklanalım. Lütfen bir bakın, o dağda atlar var. Atları gördünüz mü? Evet, bir tane bir çift at gibi ama ikinci at silüet şeklinde. Birinci at çok güzel. Simsiyah ve şey ama sürekli şaha kalkıyor. Biri de onu tutmaya çalışıyor bir şapkalı bir adam. Böyle kep mi Tamam. ona deniyor hocam önü olan şapkaya sadece. Doğru. Kep. Ve lütfen şuna bakalım. Şuna bakalım. Kıyafetli bir adam ama at durmuyor hocam. Sürekli böyle adamın üstüne ön ayaklarını atmaya çalışıyor. Adam da tutmaya çalışıyor. Tamam. Ekose Şuna video bakalım. görmek. Lize Hanım, başka bir şeye odaklanalım. Tamam. Lütfen bakın, o atlar Hı. dönüştüğünde, başka bir şeye dönüştüğünde neye dönüşüyorlar? O atlar dönüşsün, bakalım neye dönüşüyorlar? Bakalım neye dönüşüyorlar? Kanatlandı hocam. Pegasus oldu. Ama siyah bir Pegasus oldu. Çok güzel bir siyah kahve karışımı bir şey oldu. Portakal bahçesindelerdi zaten. Yani böyle bir turunçgiller ama portakal diye hissettim ben. Adam da şaştı kaldı. Öteki silüeti olan da uçtu. Kırık beyaz renkte oldu. İki at da uçuyor hocam yukarı. Yani bu Üstünde atlar ince bir çocuk var. Çok bu çocuğu seçemedim ama bir çocuk var. Erkek çocuğu hocam. Üst kısmı çıplak çocuğun. Yani böyle yarım beline kadar işte pantolon mu şort mu giymiş. Üstü çıplak. Ellerini iki yana açarak o da atlar gibi hareket ediyor. Yani uçuyorum diyor. tamam. Yani o gördüğümüz atlar aslında kanatlı atlar. Kanatlandı hocam, evet. Çünkü önce sadece iki ayağı gövdesine kadar görünüyordu. Yani kanatlarının olacağı yer görünmüyor. Böyle iki ayağı ve yeleleri, kafası görünüyordu. Yani yarım karnına kadar da değil de yani kanat kısımları zaten görünmüyordu. Ama Tamam sonra birden sevgilim. göründü. Aha. Ve lütfen gözünüzü açınız. Açtım hocam. Ben ekrana şunu yazmıştım. Nedir hocam? Manitoba Spitzbergen okuyorum.
Manisa Sibil Dağı'nda atlar var. Yani gerçekten şimdi gittiniz. Manisa Sibil Dağı'nda devlet korumasında, orman genel müdürlüğünde hayvanlar, atlar var. Evet. Milli park orası. Ha, dedim ki Lizay Hanım bize o atları anlatsın. O atlar normal at mı? Yoksa o atlar mitolojik varlıklar mı? Evet, Siz sanırım bir sürü. Evet. o atlar kanatlı atlardı, Pegasuslardı ve onlar mitolojik atlardı. Evet. Tabii insanlara normal at olarak görünecek. Ancak ve ancak bilinç ötesinden bakanlara Mitolojik at. bilinç ötesinden bakanlar onların mitolojik varlık olduğunu görecek. O çocuğu tanıdınız mı? Yok hocam. Kim acaba? Kim acaba? Haydi bakalım. Onun için biz Ben biliyor muyum kim olduğunu? Yani şey olarak tanıdığım biri gibi ifade ettiniz de. evet. O beğendim. Öyle mi? Çok güzel. Yüreğinize sağlık. Allah sizden razı olsun. Sayın Sizden hocam, de bu canlı hocam. kapatalım. Yeni bir canlı yayında hemen şimdi sizinleyiz. Tekrar kanallık yapmanızı rica Tamam. ederim. Tamam hocam. Tamam.